Herkese merhabalar. Bilişim TV'ye hoş geldiniz. Yeni gündemimiz, yeni konumuz çip krizi. Biliyorsunuz 2021'e geçerken Amerikan Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Dünyada globalde pandemi döneminde beraber Trump'ın büyük bir mikroçop krizine doğru dünyanın sürüklendiğini söylemişti. Bununla, bununla alakalı da kendi kabinesine bazı talimatlar vermişti ve birçok teknoloji şirketiyle de bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantıda e, yatırım kararları alınmıştı. Tabii e, globaldeki bu problemler artarken e, dünyadaki üreticiler maliyetini arttığını belirterek çeşitli nedenlere dayanarak e, çip üretimini azaltmaya gitmişti. E, bu hem azaltma hem de talebin patlaması birçok probleme sebep açmaya başladı. Otomobil sektörünü bile tehdit eder, üretimi durdurma seviyelerine getirebilir şekle getirdi. Teknolojinin gücüyle geleceğe adlı bir webinarda da Türkiye'de e, profesör hocamız e, Yusuf da bazı açıklamaları oldu. E, ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Merkezci de bazı öngörüler ve bakış açılarını ve e, verileri ortaya koyarak e, gerekli gereksinimi vurguladı. Yusuf Debebicioğlu şöyle demiş. Tüketici elektroniğindeki çeşitliliğini atmasıyla beraber eee tüm TÜBİTAK'ın yaşamımıza önemli bir somut örnekleri verilerle anlatarak ihtiyaçların çok farklı bir boyuta geldiğini belirtmiş kendisi. Bu bu pazarın 500 milyar dolardan fazla olduğunu açıklamış. E, tabii bu sektörün 500 milyar doların üstündeki bir hacmiyle beraber yatırımın da her sene büyüyerek katlanarak arttığını belirtiyor. Bu işte 10 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmiş. Ee, yarı iletken sektörün ekonomik fizibilitesi sürdürülebilmek her sene e, 1970'lerden yani 20'ye kadar 50 senede bu 1 milyar kart dağıtmış. Yani dünyada bence en hızlı büyüyen sektör en tepe noktasında koyulabilir. 1 milyar kart dağıtmış 50 senede. Tabi e, bu büyüme beraber devrim niteliğinde bazı gelişmeler oluyor. Örnek veriyorum bir bugünkü mikroçip geçmiş dönemde bir virüsle aynı boyuttayken bugün gün bir mikroçipin boyutu bugün SARS-CoV SARS-CoV virüsünün onda biri kadar boyuta kadar indirilebilmiş. Tabii virüslerden daha küçük milimetrelerin onda biri boyutunda bir, bir, bir mikroçip teknolojisi de çok farklı bir seviyeye geldiği kullanım alanı yani mikroçip küçüldükçe kullanım alanı da büyüyor. Artık bütün tıp alanında hemen hemen birçok alanda kullanılıyor. Türkiye'de de TÜBİTAK İTAL bünyesinde üretim hattı olduğunu hatırlatan Levre mikroelektronik mikro, mikro endüstrinin üretim ve tasarım altyapısına katkı sağlayacak tesislerin Türkiye'de kurulması gerektiğini vurgulamış. Hani biz bu anlamda da pek açıkçası yani yeni yatırımlar duymuyorum ben mikroçip üretim üzerine Burada yeni girişimci arkadaşlara da duyurulur hani mikroçip anlamında projeleri ve düşünceleri varsa bir katma değer sağlayacak projeye katılımda bulunabilir, TÜBİTAK'la iletişime geçebilir. güzel proje Türkiye'den de benden mikroçip anlamında güzel projeler çıkacağını düşünüyorum. Hani askeri amaçta belki geçmiş dönemlerde üretildi, belli bir çapta üretiliyor TÜBİTAK bünyesinde. Tabi bu ne kadar bizim hani hayatımıza yansıyor veya kullandığımız cihazlara yansıyor. Burada da tabi ihtiyaç karşılanıp karşılanmadığını tam şey yapamıyoruz. Tabii ki karşılanamıyor. Milyonlarca hepimizin cebinde var, cihazlarımız var. Bu cihazları biz üretmiyoruz. Bunları üretenler yabancılar. Dünyadaki üç büyük teknoloji firması Samsung, Apple, Huawei kendi tasarladıkları çipleri çipleri kullanarak. Elektronik firmalarının sınırsız sayıda ürettiği e, çip alanındaki tekeli de kırmış oluyor. E, Tabi bu sadece tekeli kırmakla kalmıyor, e, şirket anlamında da e, kat, kendi içerisinde büyük bir katma değer oluşturuyor. Belki de cihaz üretmek yerine e, bazı elektronik şirketlerinde çip sağlayıcı olarak da e, çalışabilir. Otomobil sektöründe çip krizi yaşanabilir demiş hocamız. Melik Yazıcı webinarda sunumunda otomatik bu zaten hep konuşuluyor. Yani globalde de çok konuşulan bir konu. Bence otomobil üreticileri de çip alanına arge kısmına yatırım yaparak bu ihtiyacı da karşılayabilir. Her, her sene bir 10 milyar dolar üzerinde yatırım isteyen bu alana bütün otomobil üreticileri bir araya gelerek bunu fonlayabilir. Çünkü buradaki şöyle bir ilginç bir şey var. Otomobillerde yarı iletken kullanımda çok yüksek olduğu ee, ve yüzde 18, 40 bandına doğru bu seviyelerde oldu. Bu yani il, yarı iletken malzemenin yüzde 45'lere ulaşacağı, maliyetin yüzde 45'lere ulaşacağından bahsedilmiş. Tabii çip krizinden bahseden yazıcı pandeminin öngörüldüğünde bu otomotiv endüstrisi ee, 2020 yılında üretimi arttırmayı hedefli, hedefliyor. Tabii kaybettiği yarı iletken payını maalesef geri kazanamadığını vurguluyor. Ee, Tabi yarı iletken sektörün tam kapasiteyle ile çalışmasının büyük risk yarattığını belirten yazıcı bir doğallık çipin bile temin edilememesinin e, otomobil sektörünü durdurabilecek riskler yarattığından bahsetmiş. Tabii yazıcı çip krizinin çözümü için önümüzdeki 3 yıl boyunca TSMC firmasına 100 milyar ve Intel'in 20 milyar dolar gibi yatırımlar yapacağını söylemiş. Ayrıca 50 milyar dolarlık da bir ekstra bir fon ayrılacakmış. Global Fund Rise'in ise 1.4 milyar dolar kapasite arttırımına gideceği belirtilmiş. E, aşağı yukarı burada 1.5 milyar doların üzerinde bir yatırım gözüküyor. Yani mikroçip anlamında. E, Tabi bu dünya dünyada 1.5 yıl içerisinde yapılacağı söyleniyor. Yani globalde 1.5 milyar dolarlık çip yatırımı talepleri karşılayabilecek mi, karşılayamayacak mı? Tabii biz bunları bilemiyoruz. Çünkü çok hızlı büyüyor. Yani farklı, çok farklı alanlar bir gün işte insanların üzerinde üzerinde taşıdıkları çipler de var. E, at, organların içine girdi bu çipler. E, bu pazarı karşılayabilecek mi, karşılayamayacak mı? E, böyle bir öngörüler var. Devlet büyüklerine göre işte Amerika başka eski başkanına göre bu şu an karşılanacak bir düzeyde gel, gelmeyecek büyük bir krize doğru sürüklendiğini söylemişti. Bence bence de büyük bir krize de çünkü tüketim şeyi geçti yani üretimi müthiş bir tüketim patlaması var. Pandemi döneminde zaten farklı elektronik aletlerine de insanlar ihtiyacı oldu. Bununla beraber ben artık konuyu bitirmek istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni bir videoda yeni bir gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın.